Normalde bir projeyi teslim ettiğimde rahatlarım. Yani bu proje bitti, artık rahatım, yeni projeler yapabilirim diye düşünürüm. Ama 4-5 yıl önce bir robot projesi yapmıştım. Robot yılan. Bir araştırma projesiydi. Bu yılanı teslim ederken böyle biraz içim cız etti. Yani vermek istemedim, göndermek istemedim. Çünkü hareketli parçaları var. Sanki canlıymış gibi hissettirebiliyor. Bir evcil hayvanmış gibi insana hissettirebiliyor. Ben de o zamandan beri bu robot yılanı tekrar yapıp nasıl yapıldığını da anlatmayı ve kodlarını, 3 boyutlu baskılarını paylaşmayı düşünüyordum. Sizlerin seveceğinden de eminim. Küçük bir video serisi yapacağız. 2, 3, 4 videodan oluşan robot yılanı baştan sona nasıl yaparız diye bir video serisi olacak. Bu bölümde robot yılanın motor seçimi, testlerinin yapılması, devre kartı gibi konuları işleyeceğiz. Şimdi gelin hemen robot yılanımıza başlayalım. Daha önce bu projeyi yaptığımda Arduino Pro Mini kullanmıştım ama başka şeyler de eklemek gerekiyordu. O yüzden devre biraz karmaşık olmuştu. Biraz daha derli toplu olsun, neyin nerede olduğu belli olsun diye bir devre kartı tasarladım ve PCBWay.com'dan sipariş ettim. Bir haftada elime ulaştı. Yine SMD parçalar olduğu için lehimlemeyi kolaylaştırmak için Elekt'e sipariş ettim. Bu devre kartının boyutu Adafruit'un motor sürücü devre kartıyla aynı. Yani 16 tane servo motoru sadece 2 pinle, I2C pinleriyle sürmeye yarayan çok güzel bir motor sürücü. Onunla aynı boyutta olduğu için üst üste ekleyeceğim. Ortalarına da pil koyacağım. Hem şık bir görünüm olacak, hem her şey derli toplu olacak, hem de az yer kaplayacak diye tahmin ediyorum. Şimdi lehimlemeye geçmeden önce lehim yaparken kullanacağım mikroskobum geldi. Onu da ilk defa bu videoda kullanacağım. Onunla devam edelim. Bu mikroskop daha önceki aynı markanın başka bir mikroskobunun gövdesine çok benziyor. Kamera kalitesi gibi diğer teknik özellikler tarafından neredeyse birebir aynı. Aradaki en temel fark şu: ekranı yok. Dolayısıyla bir cep telefonu ya da bilgisayar aracılığıyla görüntüleri görüntüleyebiliyoruz ve kaydete bastığımızda da hem fotoğraflar hem videolar telefon ya da bilgisayara kaydolabiliyor. Wi-Fi üzerinden bağlanabiliyoruz ya da kablolu bilgisayara doğrudan bağlayıp görüntüyü aktarabiliyoruz. Ayrıca bir de telefon tutacağı almıştım ama gerçekten beğenmedim. Hiçbir işe yaramıyor. O yüzden bir tane tripodun üzerine koydum telefonu. O haliyle kullanmaya başladım. Telefonda olduğu için ekranı istediğimiz yere götürmenin bazı kolaylıkları var ama FPS kaybı yaşıyoruz. Normalde 30 FPS ile ben video kaydı yaparken şu an muhtemelen 30'un yarısı kadar falan bir FPS'te görüntü aldım. Görüntüde her şey çok net belli oluyor. Görüntü kalitesi güzel. Hem alttan hem üstten aydınlatması olduğu için de soğan zarı, arı kanadı gibi böyle biyolojik işlerle ilgilenenler varsa o amaçla da kullanılabiliyor. 2000 kat büyütmesi olan bir mercekle 500 kat büyütmesi olan başka bir mercek, yani toplam 2 mercekle geliyor. Şimdi krem lehim sürerek lehimlemeye başlıyorum. Burada dizgi yaparken şunlardan da bahsedeyim. Bunun üzerinde Arduino Pro Mini'nin 16 MHz'lik bootloader yakılı Atmega 328P koyacağım. Aynı zamanda lityum pilleri şarj etmeye ve lityum pillerin 3.7 voltluk gerilimini 5 volta yükselten yükseltici devreyi bir arada barındıran Çin malı bir modülü de ekledim. Dolayısıyla üzerindeki USB portu programlamak için değil, sadece şarj etmek için kullanılacak. Programlamak için de şu kenardaki 6 pinli küçük delikleri bıraktım. Şimdilik onu elle programlayacağım, elle lehimleyerek programlayacağım ama ilerleyen videolardan bir tanesinde küçük bir programlayıcı yapacağım ve oradan kıskaçla programlayacağım. Bundan sonraki bütün programlama işlerimi daha hızlı ve daha güvenilir şekilde halledeceğim. Daha önceki videolardan birinde MHP-30 incelemesi yapmıştım. Çok güzel lehimleme yapıyordu. O günden beri neredeyse her gün kullanıyorum. Tamir yaparken, devre kartlarının üzerinden bir komponent sökeceğim zaman ya da lehim iyi olmadıysa lehimi tazelemek için neredeyse her gün kullanıyorum. Bugün de kullandım, dün de kullandım. Şimdi bu kartı lehimlemek için de MHP-30 çok güzel bir seçenek çünkü iki kere sağa sola kaydırdığımda bu kartı lehimleyebileceğim.
Devre kartını hem USB ile hem pille test ettim. Her iki şekilde de çalışıyor. Şu ana kadarki her şey yolunda. Ama şunu fark ettim. Alta takacağım o servo sürücü kartının başlığı 6 pinliymiş. Benim elimdeki kart 5 pinliydi eskiden kullandığım kart. Ben ona göre tasarım yapmıştım. Birebir oturmadı. O yüzden araya distans koyup pili de ortalarına yerleştireceğim. Eğer kanalımı ilk defa bu videoyla gördüysen şu upgrade videosuna bakmanı da öneririm. Ender 3'e 18 tane upgrade yaptıktan sonra çok güzel baskılar almaya başladım. Normalde bu tip parçaları ben ayrı ayrı basıyordum. Bunun üzerinde tam 11 tane parça var. 11 kere baskı almak gerekiyordu. Her seferinde onunla uğraşmak yerine tek seferde 8 saatte bütün yılanın başını, kuyruğunu ve aradaki gövde parçalarını bastı. Ben sonuçtan çok memnunum. Çok hızlı bastığım için biraz pürüzler var ama sonuçtan 8 saat bu baskının sonucundan çok memnunum. İsmine Ender koyalım mı yılanın? Ender'le bastık ya. Engelden kaçan yılan Ender. O zaman bu yılanın adı da Ender olsun. Engelden kaçan yılan Ender. Şimdi gelelim ciddi konulara. Artık teknik olarak bu işi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle servo motorları 90 dereceye çeviren Arduino Uno ile basit bir yazılım var. Hemen Arduino IDE'deki örneklerden birini alıp birkaç şeyi sildim. 90 dereceye dönecek işi bu. Bütün motorları 90 dereceye döndürüp yani tam ortasını bulduktan sonra üzerlerine servo kollarını takıp modelimize vidalıyoruz ki yazılım yaparken her bir motora ayrıca yazılım yapmayalım. 90 derece olduğunu bilelim. Ne kadar kalkacağını, ne kadar ineceğini ayarlayalım. Üç boyutlu modellerin, motorların yani mekanik aksamın montajı tamamlandı ama şöyle bir problem var. Bunu daha önceki yaptığımda da yaşamıştım. Yılan hareket etmek için bir yere itekleyip sürtünmesi gerekiyor. Aslında bu bir yılan gibi değil, kurtçuk gibi, kurt gibi ya da salyangoz gibi hareket ediyor. Tam yılan gibi değil yani. Dolayısıyla yerden bir baskı uygulaması lazım, kendini iteklemesi lazım. Bunun için de biraz sürtünmeye ihtiyacımız var. Masanın üstü çok kaygan, üç boyutlu model PLA o da çok kaygan. Dolayısıyla kendini itekleyemiyor. Bunun için silikonla altını kaplamayı düşünüyorum. Banggood'dan 5-6 gün önce sipariş ettiğim silikon tabancası geldi. Pilli olduğu için herhangi bir kablo olmayacak, bir de hızlı ısındığı yazıyordu. Orasını da çok merak ediyorum. Silikon tabancasını ilk defa deniyorum. Öncelikle bahsetmeliyim ki dış yüzeyinin görünümü süper değil. Hatta üzerinde biraz lekeler de vardı. İçinden bir sürü silikon çubuğu da çıktığı için onların izi kalmış. Isınma hızı biraz daha hızlı gibi hissetmiştim ben açıklamalardan. Aşırı hızlı değil ama şu an kullandığım silikon tabancasından daha iyi. Sevdiğim yanı ise silikonu biraz daha iyi ısıtıyor. Yani aşırı hızlı ısıtırsa elimizi yakabiliyor. Çünkü silikon gibi şeyler biraz akışkan olduğu için bizde hareketli parçaları yapıştırırken elimiz mutlaka değiyor. Elimizi yakıp kabarcık çıkaran daha önce bir silikon tabancası kullanmıştım. Bu o kadar yakmıyor ama çok soğukta bırakmıyor. Hem iyi yapışıyor hem elimizi yakmıyor. Bu ısınma olayı
kararında olduğu için beğendim. Aynı zamanda da herhangi bir kabloya gerek yok. Şarjlı pili olduğu için de arada bir şarj ederek kablosuz her yerde kullanabiliyoruz. Tam silikona geçiyordum ki motorların gücünün zayıf olduğunu fark ettim. Daha önce ben bu projeyi yaparken yine aynı marka, aynı model motorları kullanmıştım ama piyasada bu motoru üreten çok fazla marka var. Şu an elimde olanlar Google'da SG90 yazınca en ucuz satan web sitesinden almıştım. İsmini vermeyeyim. Berbat çıktı. Böyle parmağımı bile üstüne koysam hiç kıpırdatacak kadar mecali yok. Dolayısıyla yeni bir motora geçmek istiyordum. SG90'dan da ümidimi kestim. Hangisi iyi, hangisi kötü bilemeyeceğim için denemeden. MG90S diye bir tane motor buldum, onu aldım. Bu motorlar bayağı güçlü, metal çarklı. Fiyatları da biraz tabii ki fazla. Ama burada da başka bir problem ortaya çıktı. Benim daha önce yaptığım yazılımla bu motorların yazılımı uyumlu değil. Çünkü PWM frekanslarında açılara verdiği tepkiler farklı. Bunlar 360 derecelik servo. Daha önce kullandıklarım 180 derecelik servolardı. Bu videoda Ender'in fiziksel parçalarını hazırlamış olduk. Yani motorlarını seçtik, 3 boyutlu baskılarını aldık. Hareket altyapısını hazırladık ama hareketlerini iyileştirmek, yeni sensörler, yeni yazılımlar, yeni yetenekler kazandırmak için sonraki videoları beklememiz gerekecek. Peki bu videoyu izlediğin kadarıyla sonraki videolar için bana önerin ne olur? Mesela yılanın şeklini mi değiştirelim, boyunu mu değiştirelim, yeni sensörler mi ekleyelim? Şu an için sadece üzerinde mesafe sensörü var. Hiçbir engele çarpmadan gidecek bir yılan yapabiliriz bundan. Çizgi izleyen bir yılan mı yapalım? Uzaktan kumandalı mı yapalım, yoksa fontele ile yılan oynarken senkron bir şekilde bu yılan da mı dönsün? Bunun gibi her türlü absürt fikirler de dahil olmak üzere her türlü fikre açığım. Lütfen fikirlerini benimle yorumlar kısmında paylaş. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostum. Kendine çok iyi bak. İyi ki varsın.